Bak gördün mü, hiçbir şeyim yokmuş. Boşuna telaşlandın. Hem zaten benim kafam kalındır kızım. Öyle kolay kolay bir şey olmaz yani. Ya ne olur ne olmaz. Baktırdık işte, hem iyi oldu. Ama bak yarın da işe gitme, tamam mı? Birazcık dinle. O biraz zor. Ya ne olur bir gün işe gitmesen. Bak sağlık bu. Tamam tamam. Yarın bakarız. Rüzgar. Sen söyle. Kim bu Rüzgar diyecektin? Patronumuz. Hadi ya. Her çalışanıyla böyle ilgilenir mi? Bilmem. İlgilenir herhalde. Sen ne diyecektin? Nalan Hanım'ı arayayım da gelsin seni alsın diyecektim. Kaçtı numarası? İstemem. Ben şuradan binip giderim zaten. Tek mi gideceksin? E ya yolda başın başın dönerse? Yo. Sen ne gideceksin? Ne? Ne ne? Eve kadar gelirsin ben de, refakat edersin işte. Olmaz mı? Olmaz. Yok öyle seninle eve falan gelemem. Niye? Ayıp işte. Hem ne öyle her gün her gün? Olmaz. İyi. Yolda falan böyle düşer bayılırsan vebal hep sana. Ya Allah korusun. Bak bir zonkladı gibi ya. Dur. İyi misin? İyiyim iyiyim. Sen öyle tutunca geçti. Şimdi daha iyiyim. Gelecek misin? Tamam, geleyim. Şimdi yolda başın başın döner. Tabii, Allah korusun. Şurada bekleyelim, gelir zaten otobüs. Tamam. Ay Yusuf, çok acıyor mu ya? Yok Sumru Hanımcığım ya. İki tane kıytırık dikiş attılar o yani. Önemli bir şey değil. Yusuf bana bak, sakın uyuma olur mu? Uyurken beyin kanaması falan geçirirsin. Allah korusun, çok korktuğum bir şey. Evet evet, bak sakın uyuma. Ya bütün kontrolleri yaptılar zaten. Ölmeyeceğim söz. Dalga geçme. Hadi gel biz bir çay koyalım seninle, gel. Sen de çık üstünü başını değiştir, inersin sonra yanımıza. Yok. Ben Yusuf'u size teslim ettim, artık gideyim. Canım gidersin. Sen gel bir hele, gel bir çay koyalım. Sumru Hanım hayır denmez. Tamam. Yani şirkete kaç kere benim yanıma geldiyse sıkıntı yaşadık. Ya, o yüzden de artık çoğu zaman evde buluşuyoruz. Ben de aksine hiç kıskanmam yani. Zaten neyi kıskanacağım ki? Benim sevgilim. Ben artık kalkayım Sumru Hanım. Geçireyim ben seni. Görüşürüz tatlım. İyi akşamlar. Size iyi günler. İyi günler. Ne oldu, kim çıktı? Ada gitti. Nasıl? Niye haber vermeden gitti? Bir şey mi oldu? Ya ben odama gidiyorum şimdi. Sen şu bahçedekiyle bir konuş bence. Alo. Ada. Ya saat geç oldu ama merak ettim seni. Ne yapıyorsun? Yusuf çok mutluyum. Ev buldum. Şimdi bakmaya gidiyorum. Nasıl ev buldun? Şimdi mi gidiyorsun bu saatte? Evet. Adam aradı, çağırdı. Ben de bakmaya gidiyorum. Ya bu saatte ev mi gösterir Ada? Hem sen niye bana haber vermiyorsun? Birlikte bakardık. Yani ne bileyim. Senin de işin vardır diye ben rahatsız etmek istemedim. Ya olur mu öyle şey? Tamam sen şimdi gitme. Yarın birlikte bakarız, tamam mı? Neden? Ama adam bekliyor. Ya sen gitme işte. Beni dinle. Sen neredesin şimdi? Ben gelip alayım seni. Tamam. Tamam, geliyorum ben. Tamam. Ya sen şimdi niye bu kadar sinirlendin ki? Ya ne demek niye sinirlendin ya? Şerefsize bak, gördü tabii yalnız kızı. Ya var ya, bunların ağzını burnunu kıracaksın ha. Şişt. Ya sakin ol lütfen. Ya sen neden bana haber vermeden gitmeye kalkıyorsun? Beraber bakardık.
Seni rahatsız etmek istemedim. Zaten başına bir sürü iş açtım. Olur mu öyle şey Ada ya? Hem sen neden Nagihan ablanın yanından çıkmak istiyorsun? Öyle gerekiyor çünkü. İstemediler mi seni? Ağır mı geldin iki günde? Öyle değil. Onlar bana bir şey demediler. Ben kendim istiyorum gitmek. Haklısın. Başkasının evinde olmuyor tabii. Konser var herhalde. Kalbinin şarkılarını biliyorum. Sever misin? Hı hı. Bir bilet alalım, gireriz. Gerçekten mi? Evet. Olur. Sen beni bekle burada. Tamam. Kalmamış bilet. Hayatlar. Ne güzel senem varar olacaktı. Olsun, önemli değil. Yürüyelim mi biraz? Hem kafam dağılır. Olur, yürüyelim. Hadi. Denizin bitti, yerde sahil evleri. Ben biterim, sen başla ey sevgili. Ey sevgili, ey sevgili. Yusuf Bey, biletinizi alabilir miyim? Buyurun, en ön sizin. Teşekkür ederim. Biliyor musun? Bu benim geldiğim ilk konser. Benim de. İnanmıyorum. Ya sen bunca zamandır İstanbul'da yaşıyorsun. Hiç konsere gitmedin mi? Peki böyle barlara falan gidiyor musun? Yani eğlenmek için. Yok. O işleri bizim Fırat sever. Ya çok güzel değil mi? Konsere gelmek çok güzelmiş ya. İyi ki geldik. Evet. Eğlenmek için falan ne yaparsın? Ben İstanbul'a geldiğimden beri çalışmaktan başka bir şey yapmadım ki. Hep böyle zor mu bu şehir? İstanbul'a ilk geldiğimde dolmuşla karşıya geçiyorum. Hani bu sarı dolmuşlar var ya. Neyse işte. Tam köprüye geldik. Zınk dedi, durdu trafik. Ben de kafayı yaslamışım, böyle manzarayı izliyorum. Büyülenmişim tabii. Ne muhteşem şehir falan diye düşünüyorum. Yanımda da bir amca oturuyor, böyle bir şoför hep çemkirdi. İşte şoför bey, neden durduk? Niye akmıyor trafik falan diye. Şoför de aynen cevap verdi ama çok rahattı, omuz silkerek yani. İntihar var amca dedi. Ben panik oldum tabii. İnsem mi, koşsam mı, yardım mı etsem falan diye düşünüyorum. Sonra yanımdaki amca aynen şöyle dedi. Atlayacaksa atlasın kardeşim ya. İşimize geç kaldık. Benim böyle içimden bir şey koptu gitti sanki. Yani böyle tarif edilemez bir şey. Bir yanda muhteşem bir manzara. Bir yanda intihar eden biri. Ben duramadım tabii. Hemen koştum gittim. Bir baktım gencecik bir kız. Parmaklıklardan sallanıyor. Ama nasıl titriyor böyle yaprak gibi. Ben hem oraya çıkmış hem de korkuyorum. Yaşamının sönmesi an meselesi, böyle incecik bir çizgide
Öyle duruyor. Atladın mı peki? Atlamam. Ben ona bir söz verdim. O da bana inandı. Tuttu elimden. Atlamadı. Ne sözü? Ona yardım edeceğimin. Onu hiç yalnız bırakmayacağımın sözü. Ve kız bana inandı. Beni dinledi. Ama ben ona sözümü tutamadım. Ve ben gece onlara ayrıldım. Ona daha fazla yalan söyleyemedim. Daha fazla kandıramadım onu. Çünkü ben sana aşık oldum. Bugün o köprüdeki kız Nalan'dı. Bak, bu sabah işe giderken çektim. Adını da inadına yaşamak koydum. Ben de bunu sabah çektim bizim evine. Işığı gören geliyor maşallah. İyi akşamlar Sundan. İyi akşamlar. Lise yatakhanemize hoş geldiniz. Ya Sumru Hanım kusura bakmayın. Ben... Sumru Hanımcığım Adan'ın bu akşam kalacak yeri yok. O yüzden bu gece burada kalacak. Bu da kalacakmış. Nasıl ya? Çiçek. Sen niye yurtta değilsin abicim? Sus ben sana anlatacağım. Vallahi benimle ilgili bir durum yok. Abi benim yüzümden. Ben yani bunun annesinin gönderdiği böreklerden zehirlendim. Bütün gecem mahvoldu. Hastaneye gittik, serum falan yedim. Bu da yurduna geç kaldı. Ah ne yapsak? Sizi nasıl ağırlasak acaba? Nasıl rahat ettirsek ha? Ya nasıl sığdıracağım ben bu kadar insanı bu akşam bu eve? Sumru Hanımcığım ya sadece bu gecelik. Zaten yarın Çiçek yurduna gidecek. Değil mi abicim? Adaya da ev bakacağız. Hep bir gecelik. Mahalleli dedikodu yapacak şimdi. Aman, mahallenin de kendi işine baksın değil mi? Bir dakika, bir dakika. Şimdi ne yapalım? Bir kafayı toplayalım da. Ada benim odada kalsın. Sen hemen salonda yatıyorsun. Ben yalnız kimseye odamı vermem. Yani zaten bunun yüzünden zehirlendim. Aman sen verme kimseye odanı. Sen odana çık. Allah sanki ben mi dedim sana o kadar böreği ye diye? Kokusundan da mı anlamadın? Ya kızım, şimdi memleketinden bozuk börek yok. Yolda bozuk, kokusu var onun sana. Şşş, tamam. Çok konuşuyorsun sen. Çık sen de en tepede bir oda var çatıda orada kal tamam? Tamam. Hadi bakalım odalarınıza ama yarın ben bu evde bana kira ödeyenler dışında bir kişiyi bile görmek istemiyorum. Anladın mı bunu? Anladım. Hadi bakalım yukarı odanıza. Çıtınızı istemiyorum çıtınızı. Çıkar ayakkabıları da. Thank you.
ekmeğimiz de oldu. Şöyle. Günaydın. 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 Kusura bakmayın, ben uyuyakalmışım. Yardım edilecek bir şey var mı? Otur sen, otur. Sen misafirsin, otur. Şuraya geç. Ha. Aa, iyi mi? Şekeri unutmuşum. Ben... Yavrum otur sen, otur. Aa, otur diyorum. Nasıl? Rahat uyudun mu? Hı hı. Çok rahat uyudum. Vallahi ben de. Ben senin en huzurlu uykusunu uyudum. Ya bu Fırat Beyefendi ile bu Çiçek Hanımefendi neredeler acaba? Hala uyanmadılar mı bunlar? Vallahi hala uyuyorlar Sumru Hanım. Tamam. Anlat bakalım, neden evsiz kaldın sen? Yanında kaldığım arkadaşıma ben daha fazla rahatsızlık vermek istemiyorum. Anladım. Ne yapacaksın peki? Ev bakıyorum. Ya Sumru Hanım, dün akşam saat 11'de ev bakmaya gitmeye çalışıyor ya. Gece? Evet. Ya iti var, uğursuz var yani. Ben engel oldum. İyi yapmışsın. Tabii. Olur mu? Alo Hayriye. Ya benim. Ne yapıyorsun? İyi de dur bak, bir şey diyeceğim ben sana. Ya o senin bir ev vardı hani, boş olan, kiralık. İşte duruyor mu o hala? Tamam o zaman, hah. Yarım saate bir genç kız gelecek. Eve bakmaya, tamam mı? Hayriyeciğim, ben arıyorum zaten seni. Tabii ki ben arıyorum, kefilim yani, bu o demek. Hadi öpüyorum seni. Ha? Ya dur, ben arayacağım seni sonra, hadi kapat telefonu. Hadi. Bak bir üst sokakta çok güzel kiralık bunun evi, tamam mı? Bir hemen gidin bakın, geciktirmeden. Sumru Hanım, ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir şey değil. Hadi bir şeyler yiyin bak, kadın sizi bekliyor. Aa bak, şurası. Burası mı? Gel kızım, gel. Ev çok güzel. Nasılsın Hayriye teyze? İyiyim Yusuf oğlum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Buyurun. Bir oda burada var. Baksana. Çok güzel. Bir oda da bu tarafta var. Eskidir ama sağlam evdir. Daha büyükmüş. O eşyalar eski kiracıdan kaldı. Atacağım onları. Eşyaları atmasanız. Hem benim de ihtiyacım var. Tamam kızım. Atmayız. Çok teşekkür ederim. Şimdi değil. Buradan arka tarafa çıkılıyor. Bu tarafta. Mutfak bu tarafta. Buyurun gelin. Buyurun. Elektrik suyu açık değil mi abla? Açık açık. Benim damat ilgilenir o işlerle. Başıboş bırakmaz. Ne diyorsun? Ev çok güzel. Ben çok beğendim. Mahalle falan da iyidir yani. Kirası ne kadar? Hayriye abla, bir komşu indirimi yaparsın herhalde değil mi? Bak Sumru Hanım da aradı seni. Yaparız oğlum, işimdir. Aslında 500. Sumru'nun hatırına 450'ye veririz. Boya badanayı da biz yaparız diyorsanız depozit almayız. Onu ben yaparım zaten ya, bunda bir şey yok. Tamam. Ben de o zaman evi temizlerim.
Tutuyorum. O zaman hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.